Şimdi biraz da arkadaşlar bu açtığımız connection ile nasıl SQL Server'a bir komut göndereceğiz ve ondan sonuçları nasıl geri alacağız ona bakalım. Yeni bir proje oluşturuyorum. Command sample diye. Form bir garip bir yerde duruyor. Bunların ayarlarına bakmam gerekiyor. Şunu kapatayım, sileyim, yeni bir tane oluşturayım. Windows Forms diyelim. Yok. Neyse. Şimdi böyle idare edelim. Şunu aşağıya doğru biraz büyütelim. Şimdi buraya arkadaşlar biraz daha genişleteyim şöyle. Toolbox'tan bir tane text box koyalım. Text box'ın ama multiline özelliğini true hale getirelim. Şöyle bir text box yerleştiriyorum. Text box'ın adına özellikler penceresinden txt result diyeceğim arkadaşlar. Txt result. Sonra bunun multiline özelliğini true hale getireceğim. Multiline özelliğini true hale getireceğim. Ve şöyle biraz büyüteceğim. Şimdi önce yanına bir buton koyalım. Bu butonumu arkadaşlar adına execute scalar diyorum. Adına da name'ine de btn scalar diyeceğim. Btn scalar. Genişletelim. Şimdi önce bu execute scalar'ın ne olduğuna bakalım arkadaşlar. Execute scalar, daha doğrusu şöyle başlayalım. Bizim SQL connection'ımızı açtıktan sonra SQL Server'a bir komut göndermemiz gerekiyor. İşte komutun içerisine şöyle dememiz gerekiyor. Git bana Northwind Database'in içerisindeki, ki Northwind Database'ini ben connection'ımın içerisine belirtiyordum. Employees tablosundaki employee'lerin ad, soyad ve yaşlarını veya doğum yıllarını getir demem gerekiyor. Bu komutu göndermek için ado.NET Framework'ün içerisinde, namespace'in içerisinde command diye bir objemiz var arkadaşlar. Bu command objesi ne? Siz SQL Server'dan istediğiniz dataları size getirecek olan komutları gönderiyorsunuz. Ki bu komutlar nedir? SQL Server dersinde gördüğümüz select, insert, update ve delete komutlarıdır. Bu command objesini kullanarak onları gönderiyorsunuz. SQL Server'da o command objesinin çıktılarını size geri gönderiyor. Dolayısıyla şimdi bir önceki derste connection açmayı görmüştük. Önce connection'ımızı oluşturuyoruz. Ondan sonra connection'ımızı açıyoruz. Sonra bir command objesi oluşturuyoruz. Command objesine göndermesini, SQL Server'a göndermesi istediği komutu yazıyoruz ve SQL Server'a göndermesini istiyoruz. Gönderdikten sonra bu
command objesinin farklı farklı davranış çeşitleri var. Birincisi execute skalar. Şimdi onu göreceğiz. Siz SQL Server'a bir komut gönderirsiniz. SQL Server size tek bir sonuç döner. Size bir tablo dönmez arkadaşlar. Eğer gönderdiğiniz komut tablo dönecek şekilde bir komut ise, select yıldız from employee gönderiyorsanız, execute skalar size sadece birinci kolon ve birinci satırın içerisindeki birinci kolon ve birinci satırın kesiştiği hücrenin içerisindeki değeri geri gönderir. Execute skalar. Tek bir değer döner size geriye. Ne için kullanılır? Mesela select count yıldız from employees dersiniz. Kaç tane çalışanınız var? Çalışanların sayısını geri döner size. Execute skalar. Tamam. Bir diğeri arkadaşlar execute reader'dır. Reader forward only, sadece ileriye giden bir akış gönderir size. Execute reader'da tablo alırsınız. Select yıldız from employee dersiniz. Employee'nin tüm kolonlarını ve tüm satırlarını size ileriye doğru giderek size geri gönderir. Bir akış gönderir. Siz de onun içerisine dönüp alırsınız. Fakat reader'ın bir özelliği, geriye dönemezsiniz. Hep ileriye doğru gidersiniz. Tamam. Bir de arkadaşlar execute non query var. Execute non query'de ise DDL komutları gönderirsiniz. Data definition language komutları gönderirsiniz veya silme işlemini yaptırırsınız. Execute non query'de size hiçbir şey geri dönmez SQL Server tarafından. O yüzden şöyle bir şey yapabilirsiniz. Create table deyip bir table yarattırabilirsiniz. Veya drop table deyip bir tabloyu silebilirsiniz SQL Server'dan. Veya delete from employees, ver employee ID 5 dediğiniz zaman 5 numaralı employee'nin silinmesini istersiniz. Eğer geriye bir exception gelmezse silindi diye kabul edersiniz. Execute non query SQL Server'dan bir geri dönüş beklemez. Bunun haricinde bir de XML ile ilgili olanlar vardır. Onları da birazdan göreceğiz. Şimdi önce skalara bakalım. Nasıl kullandığımıza. Execute skalara çift tıklıyorum arkadaşlar. İlk yapmam gereken şey, bir kere yukarıya arkadaşlar benim SQL connection'ımı yine oluşturmam gerekiyor. O yüzden buraya SQL connection nesnemi ekliyorum. Using system data SQL client my connection eşittir new SQL connection. Neyi okuyacak? Yine web application config'ten alalım yine datayı. O yüzden application config'ten alabilmesi için buraya neyi eklemem gerekiyor referanslara? System.configuration'ı eklemem gerekiyor. Add reference diyelim. System.configuration'ı seçeyim. Ondan sonra buraya yazalım. System.configuration.configuration manager nokta connection strings. Hangi connection string'i alacak? North Wind connection alsın. North Wind connection to string diyelim. Tabi şu anda North Wind connection'ı tanımlamadık. O yüzden gidip application config dosyası oluşturalım ve onun içerisine North Wind connection'ını ekleyelim. O yüzden sağ tıklıyorum. Add new item diyorum. Buradan application configuration file'ı seçiyorum. Add butonuna basıyorum. Bunun içerisinde connection strings add name eşittir Northwind connection. Connection string'e de neyi vereceğim? Az önce yaptığım ayarları. Az önce yaptığım ayarları buraya kopyalayabilirsiniz. Aynısını yazacağım veya tekrardan yazabilirsiniz. Burada data source nokta initial catalog şöyle vereyim ben.
gerek yok. Bu sefer neyle bağlanıyorum? SE ile bağlanıyorum arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra save edelim. Form 1'imize geri gelelim. Şimdi artık benim connection'ım var. Northwind connection. Gidiyor nereye bağlanıyor? Northwind database'ine bağlanıyor. Şimdi gelelim execute scalar butonunun içerisine. Ne demiştim? Connection olduktan sonra yapmam gereken ikinci şey bir command objesi oluşturmaktı. O yüzden bir SQL command objesi oluşturuyorum arkadaşlar. Ve buna execute scalar command diyorum. Eşittir new SQL command. SQL command type'ından, class'ından yeni bir instance oluşturdum. Sonra execute scalar command nokta connection eşittir my connection diyorum. Ne demek? Bu command connection olarak my connection'ı kullanacak diyorum. Bağlanırken yukarıda tanımladım. My connection'ı kullanarak SQL server'a bağlanacak diyorum. Sonra execute scalar command nokta command type diye bir özelliğimiz var arkadaşlar. Eşittir command type nokta, bakın neler çıkıyor. Text çıkıyor, stored procedure çıkıyor veya table direct diye üçüncü bir seçenek çıkıyor. Text dediğimiz zaman biz buraya bir SQL query'si yazacağız arkadaşlar. SQL query'si yazacağız. Eğer stored procedure derseniz, SQL Server dersinde anlatmıştım stored prosedürleri. Stored prosedürün adını yazmanız lazım. Table direct derseniz de o Northwind database'in içerisindeki herhangi bir table'ı almanıza yarıyor. Ama biz onu kullanmıyoruz. Table direct'te. Şimdi text'i yapalım. Text dedim. Sonra benim command'ım ne olacak? Onu yazmam gerekiyor. Bakın command text diye bir özelliğimiz var. Buraya diyorum ki select count yıldız from customers. Customers. Bu komut ne işe yarıyordu? Customer tablosundaki customer'ların sayısını alıp bana geri dönüyordu. Ondan sonra arkadaşlar bu command'ı çalıştırabilmem için connection'ımı açmam gerekiyor. Connection'ı açmadan command'ı çalıştıramazsınız. O yüzden şöyle bir şey yapıyoruz. Connection'ım neydi? My connection nokta open deyip açarım connection'ımı. Connection'ı açtıktan sonra integer customer count eşittir int execute scalar command execute scalar derim. Sonra messagebox nokta show ile customer count to string ile ekranda gösteririm. İşim bittikten sonra connection nesnesiyle my connection nokta close deyip connection'ı kapatırım. Çalıştıralım arkadaşlar. Form 1'i açıyorum. Execute scalar'a basıyorum. Database'imde 91 tane customer varmış. Onların listesini bana getiriyor arkadaşlar. Sonra da connection'ı kapatıyorum. Eğer double check etmek istiyorsanız SQL Server Management Studio'yu açarız arkadaşlar. Buradaki Northwind database'ine bağlanırız. Select count yıldız from customers deriz. F5 dediğimiz zaman bakın bana yine 91 diye geri döndü arkadaşlar. Şimdi
Command'ın çalışma mantığı da bu. Fakat burada önemli bir ayrıntı var arkadaşlar. Eğer ki ben burada connection'ımı oluşturuyorum. Sonra burada command'ımı oluşturuyorum. Eğer ki burada arkadaşlar bir exception olur ise, diyelim ki connection'ınızı açtınız. Open dediniz, connection açıldı. Sonra burada connection'ı çalıştırırken, command'ı çalıştırırken öyle bir tablo, customer diye bir tablo olmadığı ortaya çıktı. Diyelim ki customers değil de customer dedim. Ve burada kodumuz patlayacak ve exception fırlatacak dışarıya. Exception fırlattığı için kod çalışmayı bırakacak. Dolayısıyla connection objem de açık kalacak. SQL Server'da onun için açık bir kapı bırakacak ve performansı düşecek. O yüzden bu connection'ı açarken ve kapatırken veya command ile bir komut çalıştırırken arkadaşlar mutlaka ve mutlaka try catch finally bloğunu kullanmanız gerekiyor. Nasıl kullanmamız gerekiyor? Şöyle kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Buraya bir try catch bloğu koyacaksınız. İsterseniz buraya exception dersiniz. İsterseniz daha detaylı bir exception almak istiyorsanız SQL exception dersiniz. Sadece SQL ile ilgili exception'ları yakalarsınız. İsterseniz sadece exception dersiniz. Tüm exception'ları yakalarsınız. Size kalmış. X dersiniz. Burada exception'ı yakalarsınız. Şunları gidip onun içerisine taşırsınız. Exception olursa messagebox.show ile exception'ı gösterirsiniz. Hata oldu dersiniz. Bunun kullanıcıya hata oldu dersiniz ama siz arka tarafta exception'ı loglarsınız. Sonradan gidip kendiniz bakarsınız. Hatayı kullanıcıya göstermiyoruz çünkü. Ondan sonra da finally bloğunda arkadaşlar connection'ınızı kapatırsınız. Bu ne işe yarar finally bloğu? Exception olsun veya olmasın, finally bloğu mutlaka ve mutlaka en son çalışan bloktur. Dolayısıyla burada exception olsa da, catch'e gelse de buraya gelip connection'ı kapatır. Gelmese de connection'ı gelir burada kapatır arkadaşlar. Olması gereken şekli budur. Customers'ın sonundaki S'yi silelim. Kasten bir exception oluşturalım. Ondan sonra da connection'ın kapanıp kapanmadığına bakalım. Şuraya bir tane breakpoint koyuyorum. F5 diyelim. Execute scalar dedim. Hata oldu dedi. Bakın finally bloğuna düştü. Her ne olursa olsun bizim için finally bloğunu çalıştırır arkadaşlar.